Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Biz Şile'de kamp alanına geldik ve burada bir kamp yapacağız. Üşüdün mü? Bu geceyi burada geçirmeyi planlıyoruz. Bize en çok gelen sorulardan bir tanesi de kamp kurulmaması gereken yerler konusunda. Size birkaç tane örnekte kamp kurulmaması gereken yerleri anlatacağız. Birincisi arkadaşlar, Helan bölgelerine kamp kurulmaz. Yağmur yağdığında üzerine toprak akmasın diye heyelan noktalarına çok dikkat etmeniz lazım. İkincisi, akarsu vadilerine, akarsu taşkın noktalarına kamp kurulmaması gerekir. Çünkü nerede yağmur yağdığını tahmin edemeyebilirsiniz. Çok yoğun bir su akışı olabilir ve sizi çadırınıza beraber götürür ki İstanbul'a yakın Gebze bölgesinde de böyle bir olay yaşanmıştı. Yaklaşık 6 kişi hayatını kaybetmişti. İki vadi arasında çadır kurulmaz arkadaşlar. İki vadi arasında çadır kurarsanız toprak kayabilir, taş kayabilir. Bir de ne kayabilir Dopamir? Su kayabilir. Evet, su kayabilir. Baba, bana bundan alsana. Tamam olsun, alayım. Ben hiç anlatmadım. Tamam, bu senin olsun. Tamam. Bitince ben sana vereyim. Olur mu? Arkadaşlar, çadırınızı rüzgara karşı kurmak da, rüzgar noktalarına kurmak da çok tehlikelidir aslında. Çadırınızı kurarken ya da kapısını açtığınız zaman çok sert bir rüzgarsa eğer, o çadırınızı alıp götürebilir. Buna çok dikkat edin. Kuru ağaç diplerine çadır kurulmaz. Kayalıkların üstüne çıkarsa da hızlı hızlı yuvarlanıp gider. Evet. Altına giderse de hop ezilir. Ezilir. Kuru ağaç diplerine çadır kurulmaz arkadaşlar. Fırtına çıktığı zaman ağaç kırılırsa çadırınızın üstüne düşme ihtimali var. Buna çok dikkat edin. Sıkıntılı bir durum. Tepelerin başında, tek başına bulunan ağaçların diplerine çadır kurulmaz. Nedeni de yıldırım ya da herhangi bir fırtına da mutlaka ağacın dibine ve etrafına yıldırım düşecektir. O yüzden ona çok dikkat edin. Işıklar içerisinde uyanabilirsiniz. Patikaların üstüne çadır kurulmaz arkadaşlar. Patikaların üstüne çadır kurulması en büyük nedeni şudur. Çevrenizde, yani o kamp alanının çevresinde yaşayan, sürü şeklinde yaşayan hayvanlar da olur. Bunlar evcil hayvanlar da olur. Su içmeye gelirler ve sizi rahatsız ederler, uyandırırlar. Ama orada yaşayan vahşi hayvanlar da vardır. Bu vahşi hayvanlar geçerken sizin çadırınıza ya da size zarar da verebilirler. O yüzden oralara, domuzculara zarar verebiliriz, değil mi? Ya da onlar bize zarar verebilir, değil mi olur? Mesela bizi ezebilir. Evet. O yüzden bir de diğer konu aslında burada, tek su kaynağı varsa eğer bölgede, tek su kaynağının diplerine çadır kurulmaz arkadaşlar. Çünkü orada yaşayan hayvanlar sizden korkacaktır ve su içmeye gelmeyeceklerdir. Bunu dikkat etmeniz lazım. Aynı patikalarda olduğu gibi, yani orada yaşayan, doğal olarak yaşayan vahşi hayvanlara saygı göstermeniz gerekiyor. Arkadaşlar, yamaç dediğimiz noktalara kamp kurmayın. Bir, uyku kalitenizi zaten çok düşürecektir. İkincisi de her türlü şey ilk önce size uğrayacak. Yani oradan geçen su tepede bir su, yağmur çok yağarsa, ben onu vereceğim sana, tamam. Yağmur çok yağarsa size uğrayacaktır. Ya da karlı bir noktaysa, eğer orası çığ şeklinde olabilir, size uğrayacaktır. Bunlara çok dikkat edin. En önemli konu da kışın pek problem olmasa da yazın çok büyük bir problemdir o. Birazdan çıkartacağım ben, tamam mı? Güneş şimdi ilk doğduğu noktalara, eğer çadırınıza denk geliyorsa arkadaşlar, bu noktaları çadır kurmaktan kaçının. Neden? Çünkü sabahleyin çok erken uyandıracak bir. Ve çok sıcak olacak tabii uyanırken ve siz aslında biraz da yorgun uyanmanıza denk olur. Çukur içlerine kamp kurmayın arkadaşlar. Çukur içlerine kamp kurduğunuz zaman bu noktalarda ilk önce su size de gelecek. Oranın bir çukur olmasının nedeni var. Rüzgardan korunduğunu zannedebilirsiniz ama herhangi bir hayvan üstünüze atlar ki içeriye düşme ihtimali var. Saldırgan olabilecek hayvanlar, unutmayın, ilk önce oraya geleceklerdir. İnleri olabilirler. Buna çok dikkat edeceksiniz. Genelde sahil noktalarında, deniz kenarına çok yakın yere uyandığımda işte hemen denizi göreyim kafasında bir çadır kurmayı tercih edebiliyor bazen insanlar. Ama bu yanlış.
Çünkü geceleyin fırtına çıkabilir ve dalga sizin çadırınıza kadar vurabilme ihtimali var. Buna çok dikkat edeceksiniz. Bunun bir nedeni de gelgit olabilir arkadaşlar. Gelgit noktalarına çok dikkat edin. Türkiye'de birkaç tane noktada var ama gelgit olan yerlerin yakını daha önceden bakın. Eğer varsa böyle bir şey mutlaka o noktaya koymayın. Çünkü gelgit olduğu zaman siz uykulu olabilirsiniz. Ya da bir yerde yürüyüşte olabilirsiniz. Muhtemelen sizin çadırınızı ya da size de zarar verecektir. Alıp götürebilme ihtimali var. Boğulmanıza bile neden olabilir. Özel mülklere Türkiye'de çok dikkat edilmiyor. Biz şu anda bir kamp alanındayız, rahatız ama özel mülk alanlarında çadır izin almadan çadır kurmayın arkadaşlar. Çünkü orası kişisel bir alan. Sahibini tanımıyorsunuz ve size zarar verebilir. Bilmiyorsunuz. O yüzden özel mülkte izin almadan çadır kurmamayı tercih edin. Toprak yol kenarlarına çadır kurmamayı tercih edin. Hızlı bir araç geçebilir, off-road araçları geçebilir, hayvan sürüleri geçebilir. Büyük karavanlar geçebilir. Sizi geceleyin fark etmeyebilirler de. O yüzden renkli çadır her zaman çok iyidir. Fark etmedikleri için de size zarar verebilirler. Renkli çadır çok mu güçlü? Evet, çünkü çok fark edilir değil mi? Kamp kurulmamız gereken yerlerde şimdilik bu kadar arkadaşlar. Size ufak bir bilgi vermeye çalıştık. Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve beğenmeyi değil mi? Evet. Beğenmeyi unutmayın. Ben de telefonda izlerken öyle diyor. Evet, böyle yap bakalım şimdi. Görüşürüz arkadaşlar.